Kekili platin ameliyatı oldu bu bacağında. Yavrum benim dışarıda kalmış. Bu normalde kapanıyor ya. Canım benim gelsin götürme. Kan ve gözyaşı içinde ayak bastığı toprakları bereketlendiren insanlar da var. Aydın Nazilli'ye bağlı Ocaklı köyünde yetiştirdikleri ve pişirdikleri devletin zirvesinin uçağından aralarında pek çok ünlü ismin de olduğu 70 bin kişiye ulaşan Pınar Kaftancıoğlu onlardan biri. Esra Demirkıran İpek Hanım'ın çiftliğine gitti. Pınar Kaftancıoğlu'yla %100 doğal bir gün geçirdi. Tavukların peşinde koşan kadının adı Pınar Kaftancıoğlu. Burası aralarında ünlü isimlerin de olduğu 70 bin müşterisi olan Nazilli'ye bağlı Ocaklı köyündeki meşhur İpek Hanım'ın çiftliği. Ne biliyor musun? Bu benim sakat tavuğum. İki kere platin ameliyatı oldu bu bacağında. Yavrum benim dışarıda kalmış. Her şey 35 yıl önceki o trajik günle başlamıştı. Gelsin götürme. Hazırlayan Ümit Kaftancıoğlu. Gökyüzüne, doğaya gözümü kapamadım. Yüksek yüksek tepelere el kurmasın. Her gelinin kına gecesinde ağladığı bu türküyü derleyen halk kültürü araştırmacısı, yazar Ümit Kaftancıoğlu, 11 Nisan 1980 günü okula bırakacağı 12 yaşındaki Pınar'la birlikte TRT İstanbul Radyosu'ndaki işine gitmek için evden çıkmıştı. Babam 11 Nisan sabahı okula götürmek üzere beni hazırlanıyordu. O arabasını her sabah işte camını filan siler, bizi bekler. Biz de evden annem yolcu etti. Bir arkadaşımla beraber çıktık. Babamı gördüğüm anda da silah sesleri başladı. Bunu ben anladım. Sadece babamın elleri havada döndüğünü gördüm. Kurşunların şeyiyle herhalde. Sonra hiçbir şey düşünemiyorsunuz zaten. Yani düşünmekle alakalı bütün kanallar birbirinden kopuyor. Vücut herhalde beyin onu görmek, inanmak istemediği için bunu bir hayal ya da rüyamda görüyorum falan gibi geldi bana o anda. Korkunç bir gündü tabii. Korkunç bir kayıp. Asla kaldıramayacağınız bir kayıp. Çok zor yani bunu kelimelere dökmek çok zor. Bunu bütün sevdiğini kaybedenler için aynı şey mutlaka geçerli. Şu anda anlatırken dahi doğru kelimeleri bulamıyorum. Tabii ki hayatımda yaşadığım büyük bir felaketti. Anlatması çok zor. Babam benim için ben onun gibi bir baba olduğunu ya da onun gibi bir insan olduğunu, onun gibi bir erkek olduğunu, bir organizma yapı olduğunu hiç düşünmüyorum. Babamı her şeyden öte bulurum. O benim için olağanüstü bir varlık. Hep olağanüstüydü. Yine de öyle. Zor bunu anlatmak. Kötü bir gün, evet. Allah kimseyi yaşatmasın, ne diyeyim, korkunç bir acı. Evinize ateş düşüyor. 47 yıllık hayatı çalışarak, üreterek geçmiş Pınar Hanım'ın. Henüz 8 yaşındayken başlamış ticarete. Pazarlarda Texas Tomix, Yenikapı tren istasyonunda abimle beraber soğuk su sattık biz, buzlu muz falan derken. Biz hakikaten hani babam sokakta her şeye dayanabilecek, sağlam yapıda ve insanı tanıyan çocuklar yetiştirmek istedi. Biz de onu o zaman ben nerede diyeyim babam ne kadar vicdansız da. Üstelik hani bizim paramız da var niye su satıyoruz falan. Ya niye biz Texas Tomix satıyoruz falan. Hani herkesin çocuğu evde güzel güzel geziyor. Biz niye böyle sefil sefil işler yapıyoruz. Ama bunun faydasını yıllar içinde basamaklar yükseldikçe gördüm. Çünkü ben herkesten daha çok çalışabilen bir insan oldum. Yani gün içinde 24 saat çalış deseler benim için fark etmez. Zirvelere kadar çıkmış. Bir holdingin 2 numarası olmuş. Sonra bir gün. Çok gerildiğim bir dönem geçirdim. O dönemde oğlum da büyüyordu bir yandan. Ben tabii bu gerginliği alıp normal evet tabii ki çocuğa, işte annemi, ailemi, arkadaşlarımı falan yansıtmaya başladım. Anladım ki ben burada olmak ve ben bu işi yapmak istemiyorum. Yani hayatımda eğer bir şeyi değiştireceksem o dönem tam da bu dönem. Şu anda ben yeni bir şeye başlayacak enerjiye sahibim. Gencim, çocuğum henüz ilkokulda, ortaokula ya da işte başka bir kültüre, bir sosyal hayatı, başka bir coğrafyaya alışabilecek dönemde ben dedim gideceğim. Hemen o gecede bir kamyon çağırdım ben. Çünkü bütün eşyaları topluyoruz, Ege'ye gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? İşte Şirince'ye gidiyoruz. Oğlu ve bir kamyon eşya ile birlikte önce Şirince'ye, ardından Kuşadası'na gitmişler. Evvela halı dükkanlarında komisyonculuk, ardından yeni bir evlilik.
Damacana su işine girmiş, işler büyümüş, yine uzun çalışma saatleri, maliyet hesapları derken çiftliğe adını veren İpek doğmuş ve yeni bir karar anı daha gelmiş. Hadi bir kez daha, kırılma noktası bir kere olur insan hayatı, ben de birkaç kere oldu. Ben dedim bunu yapmayacağım, yani çocuğumla da ilgilenemiyorum. O dönemde İpek doğdu 2003 senesinde. 3 yaşına kadar annesinin ben olduğunu dahi anlamadı çocuk. Bakıcıyla beraber fabrikanın koridorlarını birlikte yürüyoruz ama ben İstanbul'daki katı böyle kargaşa neyse onu alıp Nazilli'ye getirdim böyle. Çocuğum anne dahi diyemiyor. En son bakıcıya anne dedi. Ben o gün zaten satma kararını Adnan'a söyledim. Hemen devredelim. Ben biraz emekli olmak istiyorum. Benim kayış koptu. Bütün kablolar da yandı ve çok yoruldum. Su fabrikasını sattıktan sonra Nazilli'nin Ocaklı köyüne yerleşmiş. Şu an İpek Hanım çiftliğinin bulunduğu köye. Köydeki komşularla birlikte kendi sebze meyvelerini üretmeye, ekmek tereyağı yapmaya başlamışlar. Fazlasını da İstanbul'da, Ankara'da ailesine, arkadaşlarına göndermişler. Yiyenler tatlara inanamamış, daha fazlasını istemeye başlamış. Ve yine bir akşam... Böyle bir gece yine ne yiyorduk? Patlıcanlı bir şey yiyorduk, öyle hatırlıyorum bir patlıcan hikayesi de. Dedim ki çocuklar ben dedim bu işi iş olarak yapmak istiyorum. Yani bana dedim yardımcı olabilecek misiniz? İşte Ganimet abla sen işte tarhanayı makarnayı yapar mısın? İşte Fatma sen ineklere bakar mısın? Sen yoğurt yapar mısın? Sen tereyağı, Sefer sen işte patlıcanı biberi diker misin falan derken hani nasıl İstanbul'da büyük bir şirkette herkes işte personel müdürü bilmem ne işte şudur budur bir sürü müdür olur ya. Bizim de burada bayağı patlıcandan sorumlu müdürümüz, işte ekmekten sorumlu müdürümüz, bilmem neden sorumlu. Bayağı basbayağı böyle şefler oldu. Çalışmaya gelen kadınları hem arıyoruz, buluyoruz. İşte en iyi ekmek yapan kadın kim? İşte en güzel ağacı kim çırpar? İşte zeytinden kim anlar? Falan derken her şeyi en iyi yapabilecek insanlarla çiftliği kurduk. Böylece çiftlik profesyonel bir düzleme geçmiş. Büyük şehirlere gönderdikleri hediye kolileri artık satmaya başlamışlar. İşte velhasıl kelamlıyım ben size burada. Ekip kuruldu ama ekip harıl harıl hatta haldır haldır çalışıyor. O ara bana mail yağıyor. Ben de oradaki baskıyı alıyorum onlara yansıtıyorum. Çabuk işte bilmem ne domates neden olmadı daha çok makarna lazım. Bence daha çok yani çok makarna istiyorlar makarna keselim falan. Artık millet öldü ve psikopatı falan var. Yaptılar bunları nereye satacağız diyorlar. Dünyanınkilerini yaptık. Olacak olacak diyorum ben. Bu kadar biz tantanayla kiler hazırlıyoruz. Benim emekliliğim işte ilancıda burada boş boş oturmam. İpeğe iyi gıda aramamız. Bir sürü annenin meyili ve arayışını fark etmem. Yani bunu bütün hisler, bütün her şey birleşti ve İpek Hanım çiftliği gerçekten patladı. Yani işte burada mutfaklar ve paketlemenin olduğu alandayız şu anda sizinle. Ama bunun dışında işte 8 kilometre ötede soğuk havamız, işte 5 kilometre aşağıda çiftçilik okulumuz, işte 4-10-12 kilometre aşağıda işte seramız, orada tarlamız, burada zeytinliğimiz, işte orada bahçe, nar bahçesi falan. Çiftlik sadece Pınar Kaftancıoğlu'nun ve ondan ürün sipariş edenlerin değil, Ocaklı köyünün ve civardaki diğer köylerin de yaşantısını derinden etkilemiş. Yani İpek Hanım çiftliği sadece gıda anlamında değil, köyde her şey değiştirdi. Yaşadığımız köyde herkesin yüzü güler oldu. Kadınların kollar buradan buraya altınlar falan biliyorsunuz. Herkes Bağkur'dan, SGK'dan emeklilik borçlarını ödediler, emekli oldular, işte traktörlerini aldılar. Ama o evlerin önünden motorlar kalktı, onların hepsi arabaya döndü. Çocuklarda inanılmaz bir kendine güven oluştu. İpek Hanım çiftliğini farklı kılan noktalardan biri de Pınar Kaftancıoğlu'nun 70 bin kişilik müşteri listesine yolladığı e-mailler. Bir hafta okuduğu, kızdığı bir haberle ilgili aydınlatıyor okuyucularını. Bir başka hafta hayatında olan bitenleri paylaşıyor. Onlar benim çocuğumun kaç yaşına geldiğini, hangi okulda büyüdüğünü, sivilce mi çıktı, işte o sene öksürük mü oldu, tatile mi gitti, ne yaptı Amerika'da, işte sevdim Amerika'yı falan. Her dakika İpek'i evlatları kabul ettiler, beni kardeşleri, ablaları kabul ettiler. Ben de onları her birini tek tek tanıyorum. Yani benim cep telefonumu abimden, annemden çok benim yararlanıcılarım çaldırıyor. Organik kelimesinden hoşlanmıyor, organik üretime inanmıyor İpek Hanım'ın çiftliğinin sahibesi. Ürünlerinin doğal, köy tipi bir üretim olduğunu söylüyor. Bugün etrafınıza dönseniz 7 adım ötede herkes hasta. Yani kimisi şeker hastası, diyabet, böbrek, işte alerji. Ona gidiyorsunuz saçı dökülüyor, öbürüne gidiyorsunuz yok. İşte ne bileyim burun akıntısı, kulak akıntısı. Devamlı bir şişkinlik. Bu şişkinlik vücudun yediği şeyi tanımamasıyla alakalı bir şey. Yani
Vücut diyor ki ne yediğini bilmiyor. O kadar çok oynanmış ki bir dilim ekmek yiyor, buraya ekmek, ekmek yedin şifresi gitmiyor. O yüzden de sinirin bir türlü başlamıyor. Acayip bir şişkinlik oluyor sonuçta. Çünkü beyne işlenmiş binlerce yılın bir buğdayı var. O buğday yok. Peki İpek Hanım çiftliğinin ürünleri çiftlikten başka nerelerde dağıtılıyor? Geçenlerde çok sevindiğimiz bir şey oldu. Bize VIP uçaklarının servislerini yapan yetkililerden, gruptan iki ziyaretçimiz oldu. Ve biz hem dışişlerin uçağında olduğumuzu hem de başbakanlık uçağındaki menülerde olduğumuzu öğrendik. Çok sevindik, gurur duyduk. Bir de merak ettiğim şu, kırdan bakınca Büyükşehir'de ruh halimiz nasıl diyor? Çok fenasınız. Acayip. Yani daha böyle hani havadan nem kopar falan var ya, ben onu maillerde falan da anlıyorum. Hemen böyle saldırmaya hazır, öfkeli. Zaten öfke patlamak üzere yer arıyor filan. Bizi bulduysa bize, onu bulduysa ona. Artık bence tahammül falan bitmiş. Çünkü bir şey doğal değil. Yani sabah kalkıp bir toprağa basıp işte ortalıkta bir tavuğa cık 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 falan deyip de ay güneşe bak, duta bak falan gibi şeyler insanın insan yapan şeyler. İnsan doğasında olmayan işte dört duvar kapalı, cam yok, balkon yok, kapı yok. Bu kuş uçmaz, kervan geçmez bir köydü ama şimdi bir Paris gibi oldu.